zam geldi. Kaç lira var? Hele çıkar. Dinle, dinle. 60 lira para var orada. Dolara zam geldi. Senin benim cebimden dolar var mı? Ya Allah rızası için bu ülkede hiçbir bir vatanperver yoktu. Yani herkes vatan haini mi? Bir tek başımızdaki insan mı vatanperver? Ey cemaati al Müslümin. Dinleyin. Trol ya bu trol ya. Bu bir şey değil. Kasına yediriyor. Hacı abi ekonomi nasıl? Sorma ki battık. Yağlar, mağlar her şey kan fiyatı. Sorumlusu kim abi? He? Sorumlusu kim bu ekonominin? Devlet arkadaş. Daha önce oy verdin mi abi bu hükümete? He? Hükümet. Verdim. Pişman mıyız, verecek miyiz abi? Onu Allah bilir de. Allah söyle söyle. He. He. Bu işler bozuk. Vallahi her şey pahalı. Her şey pahalı arkadaş. 1 kilo soğan 5 lira olmuş. Evet. Heh. Salatalık 20 lira. Yeşim yolu nerede bulalım? He. Ne Allah sonumuzu hayır etsin. Aldık o maaş, olduğu yerde bitti. Faturalar nasıl geldi abi? Faturalar çok düşük geldi. Nasıl? Ne düşük ya? Çok düşük. Yani cebindeki para bilem silindi, aldığı maaş bilem gitti. 500 lira doğalgaz gelmiş. Yüksek geldi, öyle ben öyle. Fiyatlar yüksek. Durumu belli. Doğalgaz. Benim oğlana geldi de 900 bin lira para. Kiracı vardı ona geldi. Yani benim kendi şahsıma da geldi. Kendi şahsıma mesela 150-170 ödüyorum şimdi 360. Yüksek. Emekli miyiz abi? Emekli, emekli. Nasıl emekli maaşı yetiyor mu? Ya yetmiyor ama yetmiyor. Yetmez mi gidi? Artıyor bu. Daha hayatta böyle bir memlekete ucuzluk gelmemiş, böyle bir refah gelmemiş. İlk defa görülüyor. O kadar. Diyecek bir şey yok. Peki abi sence sorumlusu kim bu ekonominin? Sorumlusu kim? Ekonominin sorumlusu kim abi? Ekonominin sorumlusu şu andaki başta kimse odur. Oy verdik mi daha önce abi? Verdik. Pişman mıyız? Evet pişmanız. Verdik. O kadar. İyi sen dedik. Sen, niye pişmansın sen sorayım. İyiye verdik. Niye pişmansın? Ya sen konuşma dayı. Konuş, sen doğru konuşma. Konuş, doğru. Ben senin gibi haybeden para almıyorum ben. Ben çalıştım, emekli oldum, para alıyorum. Yok ya. Senin gibi gezerim de devletten 1000 lira para alıyorum. 4 tane adam yeter memlekette. Yok sen. 4 tane adam çıta yeter. Millet zaten batmış. Ne batmış ya. Böyle bir Türkiye ilaç olmak için söyle, bir saat bekliyorum. Baş para sor cebinde. Bir saat bekliyorum. Bir saat bekliyorum. Asal kapısına. Ben bir film çektirdim. 150 lira böyle bak. Para vermeden. Ne var onun cebinden yok. Benim ağzım, nasıl? Benim şey, hep biz bir olalım. Bu millet namçör, namçör. Ona buna. Bu millet namçör, namçör. Böyle bu hükümet bunu. Peki daha iyisi mi gelecek bu ya? Sorayım sana. Gelen çok. Gelen çok. Deni babanın oy ver. Kılıçdaroğlu gelsin. Ha? Bir de onu deneyelim. Bakayım o ne yapıyor. Ya böyle bir. Ya bir de o gelsin ya. O da Türk bayrağını taşıyor. En kötü krizlerde böyle bir şey görülmemiş dayı. Böyle bir şey görülmemiş. Ben de oy vereyim abi. Ekmek kuyruğunda millet. Ekmek nedir ekmek? Ekmek kuyruğunda niye? Ucuz alayım diye. Şimdi mal var. Alamıyorsun eskiden. Petrol dışarıdan geliyordu, yokluğu belliydi. Oy verenler her ekmek kuyruğunda orada. Ucuz ekmek alalım diye. Acından nefesini koyuyor, gene akıl senin içine gidiyor. Mercimek Kanada'dan geliyor, Meksika'dan geliyor, Ukrayna'dan geliyor. Bizim tarlalara su mu bastı? Ne oldu bizim tarlalara? Tabii mazot oldu bu kadar, adam ekemiyor, üretmiyor. Yok, bıraktı. Suriyeli'nin burada ne işi var? Memlekette. Afganlı'nın ne işi var bu memlekette? Benim vatandaşım karnını doyursun, karnını doyursun. Adam buralarda modern yaşıyorlar şimdi. Niye savaşmıyor memleketine gidip? Gitsin savaşın kör mü gözü? Silah çeksin. Ben toplarım onları gönderirim, gidin savaşın orada. Ben 3 sene ben askerlik yaptım memlekette. Memleketi kurtarmak için bizi kimse almaz bizi. Bizim başımıza böyle bir iş gelsin, bizi oradan sınırdan dışarı koymazlar. Vallahi bırakmazlar. Bırak geç onu ya. Boş ver. Sana değiyorsun. Kılıçdaroğlu 1000 lira verdi sana, değiyorsun. Ben çalıştım da aldım oğlum, çalıştım da aldım. Ulan diyemiyorsun, ekmek bile alamıyorsun ha. Yok canım. Yok canım.
terbiyeli konuş. Ya bırak ya AK Parti adamı çalışıyor, adamı bırakın Allah aşkına ya. Oğlum sen ben önün değilim. Gene kazanırsın Allah'ın kuru, gene başlayalım. Allah ona dua edeyim. Çok kuruş bana vermiş çalışıyor. Kaç kuruş ben almışım ya adamca. Elektriğim ben 250 liradan 700 milyon para ben ödüyorum. Nasıl olur? Ne çalışayım? Yapma. Çalışayım. Yapma. Benim sırtımla çalışayım sana yedireyim. Benim sırtımla sana yedireyim. Bak ben hiç hiçbir şeyim yok. 800 milyon vereceğim. Bir 100 milyonluk vereceğim 800 milyon. 90 derece ateşini seceğim. 90 ekmek bulamıyorum. Ekmek. Hani ekmek? Millet ekmek alamıyor. Bir milyonluk ekmek çıkmış 4 milyona. Soplar etmek de öyle. Soplar etmek de öyle. Sen cebine bir şey aktardın. Biz bir çay satırız. Kim iyi geçiniyor? Sen mi iyi geçiniyorsun? Ben geçiniyorum. Dayı sen iyi geçiniyorsun. İyi geçinmeyen kim var? Ha, ben. Ha. Geçinmiyorum. Ha, ha. Dayı sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? He. Geziyor. Ben... Söyle bana ne iş yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Hani cebindeki parayı çıkarsın. Bir dakika yok. Hani çıkarmam. Kaç para? Neyle zam geldi? Hani? Hani çıkarsan o parayı bir çıkar. Senin neyle zam geldi? Kaç lira var? Hani çıkar. Dinle dinle. 60 lira para var orada. Dolara zam geldi. Senin benim cebimden dolar var mı? Utanmaz adamsız ya. Ne rezil adamsınız siz ya. Benim cebimde dolar var mı? Bu insanların geleceği var. Benim cebimde altın var mı? Altın olsa ben burada ne arıyorum? Trol ya bu trol ya. Paramı bir şey değil. Kasına yediriyor. Bakın bakın ülkenin sorunu. Bakın şimdi dün bir dakika bir durun arkadaşlar bakın. Türkiye'yi çeteler yiyor. Kim yiyor? Dayısı bir dakika dur. Bakın dün Kıbrıs'ta bir tane adam vuruldu. Halil Faleli diye bir vatandaş. He. Bir dayı bir dine. Dayı bir dine. 60 lira param var. Hiç utanmıyor musun sen? He? Çöpten ekmek. Millet çöpten mi ekmek toplasın yesinler? He? Millet. He? Bir kilo pırasa çıkmış. Ben 10 milyona. Bir kilo domates çıkmış 10 milyona. Hemşerim. Bugün bak. Ben doğuda oturuyorum. Doğudan geliyorum. Bugün işçi bulma kurumunda 6 aylık mevsimlik iş için bile soruyorlar. Biz git AK Parti'ye kaydını yaptır. Gel işe alalım. Tamam mı? Ama öyle konuşma. %100. Sen var ya kime uşaklık yapıyorsun biliyor musun? Emperyalizm güçler var ya. Siyonistlerin tamam mı? Getirdikleri ajanlara şey yapıyorsun. Hizmet ediyorsun. Başka bir şey değil. Sen de bir ajansın. Hayvancılık yapıyorum. Bir tanes yem 250 milyon. Şimdi ben getirip de burada millete mal satamıyorum. Getirsen 1'e 5 bilir. Bir tanes tu 400 milyon. Senin hemşerim de hemşeri bırak. Hemşerim. Benim de hemşerim. Herkesin hemşerisi. Sen boş konuşuyorsun. Tamam mı? Bu zamlar boş kime konuşur. Geldi? Bak üstüne başına bak. Yani üstüne başına bak. Ne var? Ha. Hala bak üstüne başına. Cebinde 60 milyon param var. Hala diyorsun ki durum çok iyi. Bu kadar bak gençler var bak. Hepsinin geleceği kararmış. Hemşerim benim oğlum üniversite bitirmiş boşta. Sen neyin hesabını kira yapıyorsun? Vermir. Etmece para vermir. Hastanesi parasız, doktoru parasız, ilacı parasız. Ben Türk vatandaşı olarak. Sen kaç lira alıyorsun? Ben mi? He. Ben alıyorum. 3 milyar para alıyorum. 1 milyarın 1,5'unu kiraya ver. Etekiler ne yapacaksın? Ben kira vermiyorum. Kendi evimdir. Ne yapıyorsun? Ne yapabilirsin onlar? Pazara gittim ben 20 milyarla o zaman araba doldurdum. Şimdi 250 milyon vereyim de arabayı doldurdum. Bir şey alamıyorum. Yeri de var. Ben bir şey dedim değil mi? Ne kaldı daha? Ne kaldı? Hani? Kaldı mı bir şey? Hayat aldı başına gidiyor. Ya boş ver mum yakır mum. Bunların yaşaması bile haram. Yok öyle de. Yemin ediyorum haram. Vallahi haram. Adam batancaya sarılmış, batancaya. Doğal gaz kesilmiş, batancaya sarılmış. Mum yanmıyor, Arif'in evinde mum yanmıyor. Çocuğu, körpe çocuğun babası 60 bin lira. Bir körpe çocuğun babası çıkmış 300 bin lira. Neyi savunuyor? Senin gözünde var ötekini yok. Fakir fukara buraya gelmiş. Hangisinin trilyonu var? Neyime zam gelmiş? Bir şey benim işime zam gelmiş mi? Gelmemiş mi? Neye zam gelmiş? Hep millet kapatmış. Zamı var ya bak hepimiz, bütün vatandaş burada. Zamları geri ver, zamları geri alsın. Bize verdiği asgari ücreti, emeklere verdiği zamları da geri alsın. Geri alsın. He. Bakın, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bakın bakın. Ben Aralık ayında 108 kilowatt saat elektrik kullanmıştım. Gelen faturam 130 liraydı. Bu ay bakın 15 günde evde değildim. 15 gün. Şimdi Sepaş'tan geliyorum. Müsaade eder misin dayı? Bak 15 günde 150 milyon. Bak dayım, fatura 500 milyon ödedim. Dayı müsaade et bak bakın. Şimdi işin ilgincine bakın. Şimdi de Sepaş'tan geliyorum. 15 günde evde yoktum. Kullandığım şey elektrik harcaması 160 kilowatt. Şimdi müsaade et dayı müsaade et. Konuşma. Şimdi bakın ben bir ay full kullanmışım. Aralık ayında full kullanmışım. 108 kilowatt gelmiş.
15 gün evde yokum, bana 160 kilovat saat şey gelmiş, fatura gelmiş. Şimdi düşünün bakayım, bu nedir, bu zulüm değil mi? Bu zulüm değil mi dayı? Bu kimin zulmü? O faturalara, o elektrik zamlarına imzasını altına atan kişinin zulmüdür. Ben yalan konuşmuyorum. Bir dakika, bir tutturmuşuz bu ülkede. Ya Allah rızası için bu ülkede hiçbir bir vatanperver yoktu. Yani herkes vatan haini mi? Bir tek başımızdaki insan mı vatanperver? Ey cemaati al Müslümin, dinleyin bakayım. Herkes Kılıçdaroğlu vatan haini mi? Meral Akşener vatan haini mi? Öbürü vatan haini mi? Bunu vatan, bir tek vatan haini olmayan bu vatandaş mı var? Hepimiz vatan haini mi? Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Bak ben 10 Talip Paşa geleli beni Talip'e oyumu veriyorum. Gene Talipçiyim ama siz baştakini bilmiyorsunuz. Ne olduğunu da bilemiyorsunuz. Ne oldu? Yok, hayır, bilmiyorsunuz. Yiyen kimdir? Koz, bu pahalılığı yapan... Millete baştası zabı yapma. Bu, bunu yapan... Parası 2 aylık baştası. Bunu yapan koç da, koç var ya... Sırayla konuşalım abi. Koç var ya, bu pahalılığı yapan koç. Talip neden geçiniydi? Koç arkasındaydı. Koça dışarıdan aldığını koç ödüyordu. Şimdi koç ne yaptı? Bütün şeye el verdi ki Talip aşağı insin diye. Değil değil. Bakın ablacığım bak. Abla bak devlet. Bakın ablacığım bak dikkat et. Bak devlet elektriği satıyor Sep aşağı. Bakın dikkat edin. Abla bir dakika bir, ama dinle bak ben bir yere geleceğim. He, bakın 39 liraya saat kilovatını 39 lira Sep aşağı satıyor. Sep aşağı bize kilovat saatini 1 lira 37 kuruşa satıyor. He. 1 lira 179 kuruş değil mi? He. Şimdi aradaki farkı gör. O zaman devletimiz madem bizi düşünüyorsa Sapaş'ı çıkarsın arada. Limakı aradan çıkarsın. Enerji sayı arada. Ablacığım bir dakika dur. Enerji sayı arada. O bize versin. Bize versin 50 kuruşa. Niye veriyor adama satıyor? Bize getirip 1 lira 79 kuruşa satıyor. Sebebi ne abla? Bunu kim yapıyor? Bunu ben mi yapıyorum? Nasıl tamam abla? Neyin tamamı? Neyin tamamı? Niye sattığını biliyor musun? Niye satıyor? Niye sattı? Türkiye boşlanmıştı. Onu niye demiyorsun? Kim boşlandırdı? Kim boşlandırdı abla? Kim boşlandırdı? Abla adam çıkıyor diyor ki ben 200 bin kişilik ablacığım bak bir dakika. Yok abla abisi turu kuru olsun. Bakın hepimiz dinleyelim. Bakın bu ülkede adam çıkıp anlatıyor diyor ki 200 bin trolluk ordu kurdum. 200 bin kişilik bir ordu. Ya bu 200 bin kişilik ordu çalışmıyor. Hepsinin cebinde banka kartı. Tanıyorum. Gelin arkadaşlar size tanıştırayım. Cebinde banka kartı var ve çıkıp propaganda yapıyor. Bunun da cebinde banka kartı. Dayımın çocuğun da cebinde banka kartı. Yoksa niye savunuyorsunuz? Sebep ne yani? Ya devletimiz versin bize elektrik 80 kuruşa. 1 liraya versin kabuluruz ya. Niye aradaki adam nesi var yani bizden? Tek koymuş tepemize başımıza. Sesimizi ediyoruz. Elektriğimizi vermezsek kesiyor, karanlıkta kalacağız. Ve arkadaşlar olay bu değil. Bakın, bakın, her şeyin altında Cumhurbaşkanı'nın hükümetinin imzası vardır. Olmazsa olmaz. Evet, olmazsa olmaz. Bunu sen de yönetsen başına olsan, ben de olsam, ben imza atmazsam, ben malımı satmazsam kimse malımı zorlamadan alabilir mi arkadaşlar? Cumhurbaşkanı değil, hepimiz Cumhurbaşkanı kıramıyor. Kırama değil. Cumhurbaşkanı 600 milletvekili. Onun personelinden 2 milyona çıkır. 2 aylığını bıraksın bu zamı yapmasın. 2 ya aylığını ya bıraksın. Türkiye'yi nasıl para sahibi? Bakın saray evet sarayımız Türkiye olsun. Aylık, bakın bakın Türkiye. Dayı, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı en güzel yerde yaşasın. Orada sıkıntımız nerede? Yok. Orada sıkıntımız yok ama. Dayı bakın ülkemizin Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı en güzel yerde yaşasın. En güzel yerde. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Ama sen el insaf. Günde 10 trilyon eski parayla, yani şimdiki parayla, ya 10 trilyon, günlük 10 trilyon para sen sarayına harcıyorsun. Bu ne yani? Bu neyin nesi? Hepimiz burada aç mı? Ya ben arkadaşım bakın ben 2 tane çocuk oturuyorum, ben 3 bin lira maaş alıyorum, 2 tane çocuk da okutuyorum ben. Çalışıyorum ben gidip, 60 yaşındayım, benden nefes darlığı var, tansiyon var, şeker var. Yeter mi? Şu anda yetmiyor, tamam. Yetiyor mu diyorsun da işte, yetmiyor. Ya 15 tane uçak, 15 tane uçak ya arkadaşlar 15 tane uçağı satsın, bir tane kalsın, 14 tanesine biz 3 sene geçindiririz, 3 sene. Hemşerim bir şeye biz Müslümanlığa karşı değiliz hiçbir zaman. Bir insan ibadet yapıyorsa, bir saniye rica edeyim. Bir insan müdahale ibadetini yapıyorsa, tövbe aşağı Allah'a yanlış gelmesin. Ulan tuvalette oturduğun yerde de Allah'a yalvarırsın. Her Allah'ın olduğu yerde yalvarırsın. Sırf Allah'a yalvarmak değil mi bu? Yanlış mı? Ya ben 20 senelik emekliyim, 3 bin lira alamıyorum. Öbür adam dün gelmiş,
Suriyeli'ye 1600 liraya ev parası veriyor. 150 lira çocuk parası veriyor. Şu kadar çocuk yanında görsen dersin ki la bu bunun ablası mı? Kardeşi mi? Adam anası ya 4 tane çocuk 4. Hiçbir derdi yok hemşerim. Bak dinle dinle. Akşam kaymakamlık ayrı veriyor. Belediye ayrı veriyor. Çalıştığı yer ayrı veriyor. Bak. Çalıştığı yer ayrı veriyor. Komşu diye ki yazık bu Suriyeli diye ağaç diye bu da ayrı veriyor. Bura bu adamın aklına haşa töbe. Bir dakika dur. Babandan para dileniyorsun değil mi? Bir dakika. Yazık değil mi çalışan? Bir dakika abi ne olur bir dakika. Bura adam bir acam adam aç olan adamın aç diyeyim dok olan adamın aklına hiçbir şey gelmez. Sizden utanıyorum çok kaba bir şey. Akşam ondan başka bir şey düşünmez adam ya. Aç boşuna konuşmayın azdır etmek bu. Biz de azdığı savunuyorum azdığı. 3 milyon sana 5 milyon senden vergi alıyor. Elektrik, doğalgaz, kira. Lokantanın bak lokantanın camdan bakıyorum lokantanın camından yiyemiyorum. Bir simit almaya gidiyorum 3 lira diye. Çok önemli son bir şey söyleyeceğim. Benim hakkım ona zehir zıkkım ola, çoluğuna çocuğuna ilaç parası ola başkanım.